Pandemide çalışma koşullarımız yine 24 saat usulüyle devam etti. Pandemi öncesinde de böyleydi ama pandemi ekstra yorucu, tüketici oldu bizim için. Hasta yoğunluğu açısından da çok yoğun bir dönemden geçtik. 9 aylık bir yıprandığımız, tükendiğimiz bir sürecin içindeydik. Bu süreç içinde birçok arkadaşımız COVID'e yakalandı. Ailesine bulaştıranlar oldu. Bütün bu kaygılarımızla birlikte aslında oldukça yıpratıcı, yoğun bir sürecin içindeyiz. Yeni süreçte de COVID hastalığını henüz geçirmemiş. Yani arkadaşlarımız da var. Onların kaygıları da devam ediyor hala bu sürece dair. Başka soru? Peki bu süreçte işte bugün bordo yakma eylemi gerçekleştirdiniz. Aynı zamanda egzam talepleriniz falan vardır. Bunlar nelerdir? Neler talep ediyorsunuz egzam talepleri? Mevcut zam oldukça düşük. %3 ilk 6 ay için, ikinci 6 ay için de %3 olacak şekilde. Bu rakam enflasyonla birlikte %7'yi geçmedi. Bu tabii ki bizim hiçbir şekilde hakkımızı karşılayan bir zam değil. O açıdan bu zammı kabul etmediğimiz için burada maaş bordrosunu yaptık. Bu zammı kabul etmiyoruz. Yani bu bir sefalet zammı ve sağlık emekçilerinin emeğini karşılamıyor. O yüzden biz maaşlarımıza ek olarak aslında temel ücret şeklinde olan maaşımıza ek olarak 2000 lira seyahaten zam istedik. Sağlık emekçileri çok düşük ücretlerle çalışıyor. Yoksulluk sınırının oldukça altında ücretlerle çalışıyor. Bu da hiçbir şekilde hayatımızı idame ettirmeye yetecek ücretler değil. Ek ödeme gibi parçalı ödemeler bizim emeğimizi karşılamıyor ve emekliliğe yansımıyor. Emekliliğe yansıyacak, çalışırken de yaşamımızı idame ettirecek artışlar üzerinden bir zam talebiydi. Covid'de çalışmasına rağmen insanlar, yani bize vaat edilen en yüksek orandan ek ödeme performans zaten verilmedi, o da yalan. Ücretlerimiz zaten giderek satın alma gücü ve insanca yaşama koşullarından uzaklaşıyor. Yıpranma payımız, ek gösterge sorunlarımız zaten hemşire grubu için özellikle var. Biz hem insanca yaşayacak ücret, hem yıpranma payı, hem ek ödemelerin vaat edildiği gibi ödenmesini istiyoruz. Artı Covid'de çalışma nedeniyle ölen bir sürü sağlıkçı var ve meslek hastalığı kabul edilmedi. Yani komisyondan geçti ama henüz yasalaşmadı. Bunun öyle kabul edilmesini istiyoruz. Şu süreçte gerçekten çok ağır şartlarda çalışıyoruz. Yani hani bütün arkadaşlar, hem doktor arkadaşlar, hem yani sağlık çalışanların tümü hakikaten zor durumda, zor şartlarda çalışıyorlar ve bununla ilgili hiçbir şekilde düzenleme yapılmıyor. Tabii biz bu süreçte çoğu arkadaşımız COVID hastalığına yakalandı. Ben kendim de COVID oldum. Hatta hala bir de sıkıntılarını yaşıyorum. Şimdi bununla ilgili herhangi bir iyileştirme yapılmıyor. Hani biz tamam işte sokağa çıkıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ama maalesef ki bizi duymuyorlar. Hani her geçen gün bu biraz daha artmaya başladı. Biliyorsunuz Ocak ayında da zaten çok komik bir rakamla karşımıza çıktılar. Artı %3'lük bir zamla karşımıza çıktılar ki bu ayın yılın sonunda zaten eriyip gidiyor. Yani hiçbir şekilde gerçekten açlık sınırının altında yaşıyoruz. Ve bu her geçen gün birazcık daha artıyor maalesef. Halk arasında bir de o çok iyisiniz falan işte bak yine zam aldınız şudur budur ama kesinlikle öyle bir şey yok. Yani ben 20 yıllık hemşireyim, benim aldığım maaş 3,5 milyar. Hani hiçbir şekilde düzenleme yapılmıyor. İnsanca yaşayacak koşullarda çalışma ortamlarının düzenlenmesi. Yani hani özellikle şey fazla mesai konusunda çok fazla, yani çok fazla yıpranıyoruz. Özellikle şu süreçte çok fazla yıpranıyoruz. Çünkü viral yükümüz çok arttı ve bununla ilgili hiçbir şey yapılamadı. Hala da aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz ki son bir ay ki nöbet listelerimiz biraz rahatladı açıkçası. O da şeyden kaynaklı, hani COVID servisleri kapanmaya başladı. Kapanınca da orada çalışan arkadaşlar bize takviye olmaya başladı ve o şekilde birazcık daha rahatladık ama son 8-10 aydır gerçekten zor şartlarda çalışıyoruz. Yani hani ve bunun ücretini de bunun karşılığında hiçbir şekilde almıyoruz maalesef. Acil serviste çalışıyorum. Şimdi şöyle 9 ay boyunca öncelikle pandeminin ilk başlarında bir karışıklık falan oldu. Hani kimse ne yapacağını tam olarak bilemiyordu. Sonrasında hani oturdu sistem. İşte yeşil hastası, COVID hastası ayrıldı pandemide. Onun dışında bizim kendi çalışma şartlarımızla ilgili. Tabii normal hani çalıştığımız kıyafetlerin dışında ekstra başka kıyafetlerle çalıştık. Daha yoğun çalıştık.
hem hastalıkla uğraşırken bir taraftan kendimize bulaşmaması, bir taraftan ailemize getirmeme süreçlerinde sıkıntı yaşadık. Bu bizim talebimiz şu anlık bir talep değil. Daha öncelerden beri olan, hak ettiğimiz ücreti alamadığımızı düşünüyoruz. Yani Covid döneminde de çok fazla çalıştığımız halde hakkımızı alamadığımızı düşünüyoruz. O yüzden her zaman olan talebimiz şimdi de devam ediyor. Mesela engelliyim ben. Çalışma koşullarımız her an her şekilde değişiyor. İstedikleri zaman istedikleri yere verebiliyorlar. İstedikleri zaman yer değiştirebiliyorlar. Ben kendim hem engelliyim hem aynı zamanda enfeksiyon açık bir hastayım. Çalıştım kuruma iki sefer dilekçe verdim. Mesela şu pandemiden dolayı izinlerden faydalanıp yararlanabilmek için. Fakat gel gelelim böbrek nakiliyle sadece kanser hastalarına veriliyor diye söylendi. Halbuki ben de enfeksiyonlu bir dehşet hastasıyım. Aynı zamanda 2-3 hastalık da arkasından geliyor. Enfeksiyona açık olduğum halde ağır yine kanser baskılayıcı ilaçlar kullandığım halde bana o izni vermediler. Bir nitekim gözümden enfeksiyon kaptım geçen sene. Devam etti bu sene de çalıştırmaya başladıklarında kapı girişinde. Rahat bir çalışmamız yoktu. Yani kısacası nasıl söyleyeyim, sağlığımı engelleyen çalışmalar vardı. Ona rağmen pandemi oldum. 3 hafta hastanede yattım, 1 hafta da evde yattım. Yani daha 2 haftadır iş başı yaptım ve hala aynı şekilde çalışıyorum. Sadece bir yerimi değiştirdiler, doğru. Yeni. Yani bunca şey geçirmeme rağmen. Tabii haliyle rahat değiliz. Bunlara rağmen şu anda asgari ücret, ben kendim hizmetli memur olarak çalışıyorum. Benim maaşım asgari ücretten düşük oldu. Asgari ücret beni geçti. Yani ben anlamıyorum bu ücretlendirmeyi neye göre yapıyorlar. Enflasyon yüksek deniliyor. Gösterilen enflasyon düşük. En azından dediğiniz gibi vergilerimizi alın. Mesela 1 milyar kadar bize ek ödeme veriliyor. Ben bu emekli olduğumda bu ek ödemeyi alamayacağım. Asgari ücretten de düşük bir maaşla çalışacağımdan eminim. Adalete teslim olmayacağız. Adaletsiz gelir vergisi tarifesine son verilmeli. Ücretli emekçiler için vergi dilimi oranı en fazla %10 olarak sabitlenmelidir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yoksulluğa ve sefalete itilmesine karşı toplu sözleşme derhal yenilenmeli. Temel ücretleri 2000 lira seyahaten zam yapılmalı. Tüm ek ödemeler temel ücrete eklenerek emeklilik hesaplamasına dahil edilmeli. 3600 ek gösterge yıpranma hakkı düzenlemesi bir an önce hayata geçirilmeli. Personel eksikliğinin kadrolu güvenceli istihdamla giderilmeli. Birinci vergi dilimi %15'ten %10'a düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşlardan yapılan kesinti birinci vergi diliminde sabitlenmelidir.